Büyük Mücadele Vaaz serimizin son 4 vaazında sıkıntılı zamanlardan bahsetmiştik. Tanrı'nın yasasına karşı sahte bir şabat oluşturuldu. Bunun hikayesini, tarihini anlatmıştık. Ve İsa dünyaya gelmeden önce dünya halkı İsa'nın halkına, Tanrı'nın halkına ve Tanrı'nın yasasına karşı yeni bir düzen kuracak. Ve bu hiç hoş olmayacak tabii. Denenme süresi bitmek üzere fakat insanlar bunu maalesef bilmiyorlar. Denenme süresi bitince de bunun bittiğini bilmeyecekler. İsa cennette günahkarlar için aracılık etme işlemlerini bitirdiği zaman Tanrı'nın ruhu dünyadan çekilecek ve o zaman, işte o zaman Tanrı'nın yasasına uymayanların kontrolü tamamen şeytanın eline geçmiş olacak. Şeytan dünyadaki sıkıntılı zamanlar, milattan sonraki 70. yıllarda hatırlıyor musunuz? Yeruşalim'in günlerce kuşatılmasından sonra anneler çocuklarını yemek zorunda kalmışlardı. O kadar korkunç zamanlar, kıtlık zamanları olmuştu. O zamanlardan daha beter bir zamanlar geçirmemizi sağlayacak şeytan. Çünkü bir sürü insan kendini ona vermiş olacak. Kötülerden, kötülerin üzerinden Tanrı'nın ruhu çekilmiş olmasına rağmen kötüler kendi hayatlarına devam edecekler. Hem din hayatlarına hem normal günlük hayatlarına devam edecekler. Hayat biçimlerini sürdürecekler. Tanrı için büyük gayretleri varmış gibi gösterecekler kendilerini. Sanki Tanrı'nın yolundan yürüyormuş gibi gösterecekler kendilerini. Tanrı'nın gerçek halkı her yerde görülen dehşetin sebebi olmakla suçlanacak. Kötüler pazar günü ibadetini gerçekleştirerek, bunu uygulayarak papalığa saygı göstermeyen herkesi idam edilmesi gerektiğine dair bir yasa çıkaracaklar. Ve burada tam bu zamanda Tanrı'nın halkı Yakup'un zamanında olduğu gibi o zor zamanlar gibi zor zamanlardan geçecek. Bu dönemde şeytan Mesih'in gelişini taklit etmeye çalışacak. Sanki o kendisini Mesih'miş gibi göstermeye çalışacak. Ve insanları Şabat'ı tutanların İsa'yı küçük düşürdüklerini söyleyecek. Yani böyle çeşitli yalanların arasında bunu da söyleyecek. Tanrı'nın halkı zulüm görmekte ve bu zamanlarda Tanrı'nın halkı zulüm görmekte ve hor görülmektedir. Haksız yere suçlanıyorlar ve bazıları hapse atılıyorlar. Birçoğu kendilerine verilen yargılardan kaçmak için dağlara kaçıyorlar, mağaralara saklanıyorlar. Böyle şeyler olacak. Tıpkı bir zamanlar olduğu gibi Tanrı'nın halkı bu acıyı çekerken tabii ki Tanrı onları yüzüstü bırakmayacak. Tanrı da bir şeyler yapacak ve kötülerin üzerine 7 belayı yağdıracak. Kötüler tabii bu 7 bela olunca çok öfkelenecekler ve Tanrı'nın halkını çabucak öldürmeye çalışacaklar. Ama Tanrı halkını kurtarmak için müdahale edecek. Bakın Vahiy 16, 17 ve 18. ayetlerde ne söylüyor? Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses tamam dedi. Biliyorsunuz 7 bela var. Sonda geçen 7 bela bu 7.'si. O anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Büyük kent üçe bölündü. Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı Büyük Babil'i anımsadı. Ona ateşli gazabının şarabını içiren kaseyi verdi. Ve insanlar tabii ki bu şeyler oldukları zaman yaptıkları her şey gözlerinin önünde yok oluyor ve ne kadar aptalca bir şeyler yaptıklarını anlıyorlar. Bunu da nereden anlıyoruz? Vahiy 16:21'de şöyle söylüyor. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo olan 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler.
Düşünebiliyor musunuz? Tanesi 40 kilo ağırlığında olan dolular yağıyor. Olağanüstü bir şey. Bunu yapan hava şartlarının da çok kötü olması lazım tabii. Ve her şeye insanların yaptıkları binalar, eşyalar, arabalar ne geliyor aklınıza? Evleri yok oluyor teker teker. Anıtlar. Daniel 12:2'de bakın ne diyor? Çok enteresan bir konuya geçiyor Daniel 12:2'de. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Vahiy 1:7'de bunun hemen akabinde şöyle söylüyor. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile onu görecek yani. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet böyle olacak, amin. Yani İsa gelince her göz onu görecek. Ömürlerini üçüncü meleğin mesajıyla geçirmiş olanlar ama İsa gelmeden önce ölmüş olanlar onun gelişini görmek için dirilecekler. Çünkü bu korkunç olaylar olurken düşünebiliyor musunuz? Atmosferde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler. Bu insanlar özel olarak, buna özel diriliş diyoruz. Özel olarak dirilecekler. Bu zaman içinde, bu özel diriliş zamanı içerisinde Mesih'in vücudunu mızraklarla deşmiş olanlar, onu çarmıha germiş olanlar da dirilecekler. Çünkü onların da bu görkemli şeyleri görmeleri lazım. Ve yaptıklarının ne kadar kötü olduğunu anlamaları lazım. Bu insanlar dirilerek mezardan çıkacaklar. Son zamanlarda, bu son zamanlarda Allah'ın elçilerine karşı böbürlenenler, onlara karşı gelenler ve onlara zulmedenler tabii ki korkunç bir korku içinde olacaklar. Yeşaya 13:6'da bakalım ne diyor? Feryat edin. Çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün. Ve Yeşaya 2:10'da devam ediyoruz. Rabbin dehşetinden, yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin. Yerin altına saklanın. İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab, o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak. Yeşaya 2:20-21'de de şöyle söylüyor. O gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen Rabbin dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için tapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları, köstebeklere ve yarasalara atıp kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar. Tanrı'nın halkı ağır bir şekilde denenmiş olsa da imanlarını kaybetmiyorlar ve şu sözü tutuyorlar. Mezmurlar 46'da görüyoruz. 46:1 ile 3 arasında. Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür. Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız. Yeryüzü alt üst olsa, dağlar denizlerin bağrına devrilse, sular kükreyip köpürse, kabaran deniz dağları titretse bile. Yani Tanrı'ya gücümüz, ona inancımız her zaman yerinde. Tanrı'nın 10 emirden oluşan kutsal yasası gökyüzünde gösterilmiştir. Buna kutsal kitap söylüyor. Bu bahsedilen o son zamanlardaki korkunç olaylardan, olağanüstü olaylardan bir tanesi de bu. Mezmurlar 56'da bakın ne diyor? Gökler onun doğruluğunu duyuruyor. Çünkü yargıç Tanrı'nın kendisidir. Tanrı'nın 10 emri göklerin ve yerin yasasıdır. Sadece Yahudiler için değil, tüm insanlık içindir. Kötüler Tanrı'nın yasasını tanıma, anlama ve yaşamlarını düzeltme fırsatına sahip oldular. Ancak dünyanın beğenisini kazanabilmek için popüler yolu seçtiler. Hayatlarını Tanrı'nın yasasına uydurmadılar. Ona karşı isyan içinde yaşadılar.
Tanrı'nın halkını Şabat'ı bozmaya, zorlamaya çalıştılar ki insanlar Şabat'ı tutamasınlar. Yaptıkları kötülükler için hiçbir mazeretleri yoktur. Kötüler, reform için artık çok geç olduğunu görünce de dehşete kapıldılar tabii ki. Karakterleri dehşete de kapılsalar, karakterleri Allah'a karşı sabit değişmedi ve sonsuz yaşamı da miras alamadılar bu yüzden. Tanrı'nın varlığı onlar için yakıcı bir ateş olacaktır. Bakın Malaki 3'te ne söylüyor? O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı'ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz. Yani bu son zamanlarda iyi kişiyle kötü kişinin arasındaki ayrımı hepimiz görebileceğiz. Pek çok vaiz aslında Tanrı'ya ve onun yasasına karşı savaşırken insanları cennete götüreceklerini söylediler. Yani hem vaaz verirken yalan vaaz veriyorlar, hem de insanları cennete götüreceğiz diye ikinci bir yalan söylüyorlar. Fakat bu müthiş bir sorumluluk onlar üzerinde. Yani sadece kendileri değil, kilise üyelerini de kötülüğe, cehenneme götürmek gibi korkunç bir sorumluluk. Bakın Matta 7:21'de ne söylüyor? Bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, Ya Rab, Ya Rab, biz senin adına peygamberlik etmedik mi? Senin adına cinler kovmadık mı? Senin adına birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça, sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar diyeceğim. Sonra Mesih'in yaklaşımının işareti belirir. Vahiy 19'a bakalım. Vahiy 19:11 şöyle söylüyor. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar ve savaşır. Devam edelim. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka hiç kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. İsa Tanrı'nın sözüdür. Bu atla gelen kişinin İsa olduğunu anladık. Çünkü Tanrı'nın sözü adıyla anılıyor ve Tanrı'nın sözü olduğu kutsal kitapta da yazıyor tekrar. Ve tüm kötülüklere karşı hükmü infaz etmek için tekrar gelecektir. Günahkarlar her gizli eylemin açığa çıkarılacağı ve yargılanacağı düşüncesiyle titresin. Hiçbir şey saklı kalmayacak. Mesih'e eşlik eden ihtişam tarif edilemez. Yani o kadar büyük bir ihtişamla geliyor ki bu tarif edilemez. Her biri ihtişamla parıldayan milyonlarca kutsal melek, kralların kralı ve Rablerin Rabbi olan İsa'nın yanında olacak. Bakın Habakuk'ta ne söylüyor? Habakuk 3 ve 4. ayetleri okuyacağız. Tanrı Teman'dan, kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Görkemi kapladı gökleri. Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor. Gücünün gizli ellerinde. Allah'ın merhametini reddedenler işte o zaman müthiş bir umutsuzluğa düşecekler. Mezmurlar 50'ye bakalım. Mezmurlar 50 ve 4. ayet 3 ve 4. Tanrımız geliyor. Sessiz kalmayacak. Dur bakayım. Atlıyor. Bilmiyorum. Ben buradan okuyayım. Tanrımız geliyor. Pardon. Sessiz kalmayacak. Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor. Çevresinde çeşitli
şiddetli bir fırtına esiyor. Halkını yargılamak için yere göğe sesleniyor. Ne diyor? Vahiy 6'ya bakalım. 6-15-17. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? İnsanların arasındaki korkunç korkuyu görüyor musunuz? Nasıl kaçıyorlar? Yani kim dayanabilir buna? İsa'nın Tanrı'nın olduğunu reddedenler o sırada sessiz kalacaklar. Ellerine çivi çakanlar ve kendi günahlarının cezasını ödemek için çarmıhta asılıyken onu hor görenler dilleri tutulmuş vaziyette kalacaklar. Çünkü kendi cezasını ödemek için İsa çarmıhta asılıydı ve onlar da İsa ile dalga geçiyorlardı. Olabilir mi böyle bir şey? Yeryüzü yıkımla doluyken, İsa doğruyken ölmüş olanları mezardan çağırıyor. Gençliğin güzelliğinde mezarlarından çıkıyorlar. Ve günahın ve hastalığın üzeri hiçbir şey olmuyor bu insanların üzerinde. Bakın Korintlilerde ne diyor? 1. Korintliler 15, 51 ve 52'yi okuyacağız. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Siz borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapanıncaya kadar değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. 53. ayete geçtim. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Nedir? Sonsuz yaşamı demek istiyor. Devam edelim. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm! Bu ayeti hepimiz çok seviyoruz. Zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Amin. Doğrular 1000 yıl yaşamak ve hüküm sürmek için göğe götürülecek. Vahiy 7'ye bakalım tekrar. 9 ve 12. ayetlere gideceğiz. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi birer beyaz kaftan beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve 4 yaratığın çevresinde duruyorlardı. Tanrı'nın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak yüksek sesle şöyle bağırıyorlardı. Şöyle diyorlardı, pardon. Amin. Övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin. Vahiy 7:13'e bakalım. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu. Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim? Nereden geldiler? Vahiy 7:14-17. Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki, bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların üzerine gerecek. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş, ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında oturan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek.
Yani Tanrı gözlerimizden bütün yaşları silecek. Allah'ın kullarını bekleyen şanlı bir kader var. Evet, sıkıntılı bir dönem de var. Bu dönemi geçireceğiz hep beraber. Ama Tanrı halkını oradan kurtaracak. O sıkıntılı dönemde Tanrı bizleri yalnız bırakmayacak. Bugün Tanrı'nın ve onun yasasının yanında yer almaya istekli misiniz? Bugün Tanrı'nın ve onun yasasının yanında yer almaya istekli misiniz? Allah bize bu kararı verme gücünü ve cesaretini versin. Kazanmak için her şeye sahibiz ama bunları kazanmak için bunun bir maliyeti var. Bunun maliyeti ne? Bu dünyanın bize zevk diye, iyilik diye verdiği şeyler. Bunları kaybedeceğiz. Peki bu durumda kararımız nedir? Ne karar veriyoruz bu durumda? Rab sizlerle beraber olsun, sizlere güç versin, her zamanlarda hepimize, bizlere hepimize güç versin. Bu son zamanlarda bu doğru kararı verelim, Rab'le birlikte olalım. Amin. Amin.